4 değil 14 çocuk daha bakabilirim. Benim böyle bir imkanım var. Çünkü kendim evde çalışıyorum. Takı tasarımı yapıyorum. Terzilikle uğraşıyorum. Eşimin de imkanı güzel. Benim çocuklarımı yanımda istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Adalet istiyorum devletimden. Başka hiçbir şey istemiyorum. Verilen velayet kağıdı burada. Yine şeyden bozulan kağıt vasi tayin edildi kendisi yalanlarla. Onlar da burada. Daha önce bir evlilik yaptım 2001 yılında. 2001 yılının Eylül'ün 27'sinde bir çocuk dünyaya getirdim. Ankara Zübeyde Hanım Hastanesi'nde. Bu çocuk ilk eşimden olup evli ve hem resmi hem dini nikahlı evli eşimdendi. Yalnız annem eşimi beğenmediği için bizi boşaltmak için bu çocuğu ortadan kaybetmemizi gerektiğini söyledi. Ben de buna itiraz edince ben dedi bir günlüğüne dedi bu çocuğu akşam yurda koyacağım. Sabahleyin yurttan alacağım. Senin kız kardeşin olacak. Ben evlatlık alacağım bu çocuğu dedi. Bunu kabul edeceksin. Eğer kabul etmezsen abin seni öldürecek. Çocuğu da gömecek dedi. Çocuğu da seni de öldürecek. Ben de buna razı geldim. Ama iş öyle değilmiş. Sucu Hüseyin'le birlikte Kastamonu, beni Araç'ta bıraktılar. Onlar Kastamonu'ya gittiler. Araç'ta bir eve bıraktılar. Tanıdıkları bir eve. Kastamonu'ya gittiler. Kastamonu'da da çocuğu kaybettiler, geldi. Gelince sordum çocuk nerede anne? Yurda mı bıraktın? Yok kızım. Orada mı bıraktın? Yok. Çocuk öldü dedi. Nasıl öldü ya? Öldüyse cesedini göster. Hani o kadar da cahil değilim. Cahilim ama çok da değil. Yok dedi eğer dedi daha çok araştırırsan sen de ölürsün. O zaman bir hafta, 1,5 hafta sonra ben savcılığa bir mektup yazdım. Doğum belgesiyle birlikte. Bunu da elimden aldı. Sobaya attı. Sobaya attınca da ben bir şekilde evden kurtuldum. Tuvalete gidiyorum diye bir gittim, bir kaçtım eşimin yanına kadar. Eşime de dedim çocuk öldü. Ama ben dedim tam akıbetini bilmiyorum. Bana öldü dendi. Sonra benim abim işte sonraki çocuğum doğduktan sonra yanıma geldi. Çocuk dedi ölme dedi. Biz sana ceza olarak ciğerini yakmak için böyle yaptık dedi. Hemen annemi aradım. Anne dedim abim böyle böyle diyor dedim. Asla sana yok ya dedi o sarhoş dedi. Sarhoşun mektubu okunmaz dedi. Sen de çocuk öldü dedi. Araştırma dedi. Bak önünde çocuğum var dedi. Ona bak dedi. Bir, iki derken üçüncü çocuğuma doğum yaparken ben buraya geldim. Çok uzatmak istemiyorum. Doğum yaparken buraya geldim. Annem dedi ki Figen dedi sen buraya niye geldin dedi. Ben dedim anne tarığı boşayacağım. Dayanamıyorum. Ondan sonra iyi kızım dedi. Neyse o zaman açtı evini bana. O aralar arada bir diyor. Senin de çocuğun ölmedi. Arada bir diyor senin çocuğun ölmedi. İşte yaşıyor ama sen bir şey söylersen bu çocukların elinden alırım. Velhasıl aldı çocuklarımı elime. Bir haftalığına diye istedi benden çocuklarımı. 2 seneden beri görmüyorum. Aile Sosyal Bakanlığı tarafından bana mahkeme açıldı. Bu mahkemeyi onlar kazandı ilk önce. Sonra ben yargıdaya bozulması için cevap yazdım. Bunu da ben kazandım. Şu anda ben o yargıların sonucuna göre çocuklarımı alabiliyorum normalde. Ama benim işte neden alamıyorum onu da bilmiyorum. Bana devlet istemiyor. Ona devlet Öbür istemiyor, kız pardon. çocuğunuz, ilk kız çocuğunuz kaç yaşında şu an? Hiç görmediğiniz, öldü O bildiğiniz. hiç görmediğim, öldü bildiğim çocuk Kastamonu'da. Adı Elif. Araştırdım, öğrendim. Kendisi bize ağzından da söyledi zaten bir iki defa. O şu anda 17 yaşında olması lazım sene itibariyle. Öbür üç çocuğunuzla öz annenizin yanında, onları da vermiyor size. Maalesef, maalesef. Yargıtay. Onları da maalesef Yargıtay'ın şeysine rağmen bozuldu demesine rağmen o Yargıtay'ın cevabına göre diğer avukatıma sordum alabiliriz dedi. Ama dedi mahkemeye bekleyelim. Niye beklediğimi bilmiyorum. Adalet istiyorum. Sadece adalet istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Beni dinlesinler. Bana da o adalet varsa eğer gerçekten Türkiye'de adalet varsa o adalet bana da işlesin. Yeter artık. Ben çok üzülüyorum.